Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber hem yeni ürünleri deneyeceğiz hem de ufak bir makyaj çantası hazırlayacağız. Ama bu makyaj çantası tatil için olacak. Yani ben şöyle bir konsept belirlemek istedim. Ufak ürünlerle, yani minimum düzeyde yer kaplayacak ürünlerle bir makyaj çantası hazırlayalım dedim. Çünkü yaz ayındayız ve herkes tatile gidiyor. Yanımızda taşıması daha kolay ürünler deneyelim istedim. Bunları da yeni ürünlerle yapacağız zaten. Elimde 3-4 farklı yeni ürün var. Hem bunları sizlerle beraber deneyeceğiz hem de daha sonrasında güzel bir makyaj çantası hazırlayacağız. O zaman videoya başlayalım. Ben öncelikle şöyle bir ten makyajı yaptım zaten. Çünkü ten ürünü olarak yeni bir ürün almadım. Gene Revolution'ın kapatıcısıyla göz altımı kapattım. Ve Proxy'nin BB CC kremini kullandım. Gayet memnunum. Hiçbir kötü etkisini görmedim. Onlarla ten makyajımı yaptım. Kaşlarımı da sabitledim. Beerus'un şeffaf kaş sabitleyicisiyle. Rimelimi falan da sürmedim. Çünkü sizinle bir far paleti de deneyeceğiz. Öncelikle o zaman göz makyajından başlayalım. Far paletimiz şu arkadaşlar. Wet n Wild'ın böyle küçük, dörtlü, böyle çantaya at, çık. Hem gündüz makyajı yapılabilir hem gece makyajı yapılabilir bence bu far paletiyle ve ben içindeki pembesine bayıldım. Bence çok güzel bir tonda pembe. O yüzden bunu tercih ettim. Şimdi makyaj çantamız da şöyle benim... Böyle hasır bir çantam var. Görüyorsunuz çanta da zaten yeterince küçük. Bu tarzda kompakt, küçük, mini ürünlerle direkt at çık yapmak için hazırlayacağız bu çantayı da beraber. Şimdi bu ürünü beraber açıyorum ve inceleyeceğiz. Ama ben çok iyi çıkacağına eminim. Bendeki E359 numaralı far paleti. Şimdi benim bunu açmam o kadar uzun sürecek ki. Bu mini far paletlerinin arkasında şöyle renklerin ne tonda yani nerede kullanmanız gerektiği aslında yani pratik bir göz makyajı şeklinde gösteriyor bu arkalarında. Ben onu da çok beğendim. Çok güzel. Belki biz de buna göre yaparız. Arkadaki talimatlara göre ilerleriz. 4 farklı renk var dediğim gibi. Zaten bu far paletlerini biliyorsunuzdur siz de ve burası bile bantlıymış. Evet, sonunda far paletine ulaştım. Şöyle renklerini bu şekilde size netleyeyim. 3 tane simli, bir tane mat. Şuradaki kahverengili farımız var. Burada demiş ki ışıltılı beyazı şu kaş altlarımıza doğru uygulayalım. Öyle mi yapalım? Hadi öyle yapalım. O zaman önce göz kapağıma direkt şuradaki ışıltılı pembeyi yapıştırıyorum. Bunun fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 30 lira gibi bir şeydi arkadaşlar. Evet, bence çok iyi bir renk veriyor. Bir tık aşağı döküldü. O da fırçadan kaynaklı da olabilir. Bence çok başarılı. Şimdi hemen bunun bir tık daha ikinci katını geçeceğim ki şuralar biraz daha koyultabiliyor muyuz ona bakalım. Yok, tam olarak rengi parlak bir toz pembe. İki katlı sürseniz çok fazla koyulmuyor. Yani koyu bir pembeye dönmüyor ikinci katında da. Aynı renkte kalıyor ama rengi çok tatlı. Şimdi hemen öbür gözüme de komple yayayım. Evet, bence pembeden yana tamamız. Aslında pembeyi sürmeden önce şu kahverengileri katlanma bölgemize yapabilirdik. Ama ben pembeyi ne kadar çok merak ediyorsam demek ki içten içe. Direkt onu yapıştırdım. Tersten ilerleyeceğiz biraz. Şimdi katlanma bölgemize kahverengileri deneyeceğiz arkadaşlar. Tersten ilerliyoruz ama olsun. Benim her zamanki kendime 20'li mi hatta 40'lıydı galiba o. Amazon'dan fırça seti almıştım. Hepsini bıraktım gene. Elimle ya da iki fırçayla idare etmeye alışmışım gerçekten. Şuradaki şu ışıltılı rengi katlanma bölgemize aslında biraz geçiyoruz. Ben her zaman böyle dik açılı bir fırçayla hop alıyorum. Şu şekilde üstüne üflüyorum. Bunu da üfleyeceğim. Keşke şurada bir aynası olsaydı. Olabilirdi bence küçük bir ayna. Benim elimde ayna var. Ben artık kendi aynamı baka baka yapacağım. Şöyle aslında rengini gene bile belli ettiğini görebilirsiniz. Evet, bence gölgelendirme verdi. Ne diyorsunuz? Gölgelendirme verdi bence. İki gözüm arasında şu an fark var. O yüzden pigmenti pembe farın üstüne bile olsa verdi diyebiliriz.
Hemen öbür gözüme de bir kat geçeyim. Ben şu simli kahverengi farı bir tık daha net görebilmeniz için aslında yukarılara doğru taşırmaya çalıştım. Umarım yapabilmişimdir ve net görebiliyorsunuzdur. Ama bence pigment vesaire çok güzel, çok hafif simli. Gayet açık bir kahverengi tonunda. Bence çok yakıştılar pembeyle de. Mat kahverengi deneyeyim mi? O kısmı bilemedim. Şuralara doğru şöyle bir karıştırma fırçasıyla deneyeyim. Hepsini denemiş oluruz bu şekilde. Şimdi sadece şöyle pıt pıt iki değdirdim. Çok azıcık tozutuyorlar arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Ama bunu her far yapıyor. Yani toz ürünler genelde tozutuyor gerçekten. Aslında şu an koyabileceğim bir yer var mı ondan çok emin değilim. Ama şöyle değdirdim. Eyeliner gibi yaparız belki ucunu. Görüyorsunuz. Direkt renk verdi. Yani ben aslında sadece şu an değdirdim. Zaten üzerine de bayağı geldi. Mat renginin de nasıl renk verdiğini görmüş olduk şu an. Şimdi de bunu bir gözaltı kapatıcısıyla toparlayıp eyeliner görünümü vermeye çalışacağım. Kendimce umarım başarabilirim. Hop geri geldim. Şimdi şu şekilde eyeliner görüntüsünü yarattım. Oradaki mat kahverengi farla. Bence güzel bir göz makyajı oldu. Şimdi artık şuradaki beyaz renkliyi de elimle alacağım arkadaşlar. Onu da göz pınarlarıma koyacağım. Direkt. Wow. Bence çok iyi. Beyaz far neredeyse pembeliğin üzerini bile kapattı. Gerçekten açık renkli ve simli bir far için pigmenti oldukça başarılıymış bence. Şöyle göstereyim. Gayet tatlı ve günlük bir göz makyajı oldu bence. Ne diyorsunuz? Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben far paletini gayet güzel beğendim. Hemen bunu makyaj çantamın üzerine koyuyorum. En son hepsini beraber tık 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 yerleştireceğiz. Şimdi o zaman artık allığa geçelim. Allık herkesin gerçekten bence haberinin olduğu, yani Instagram ana sayfamda komple bu allık dolaşıyor. Herkesin bildiği, belki denemediği ama herkesin adını sonunu bildiği bir allık olarak şu pastelin krem allıklarından aldım. Bendeki 42 numarası. Ben bunu denedim. Çünkü video bekleyemedim. Gerçekten bunu merak ettim. Far paletini açmadım ama mesela bunu denedim. Şöyle göstereyim. Zaten denendi belli oluyor. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Şimdi beraber bunu da deneyeceğiz. Ben denerken de elimle alıp denedim direkt. Zaten paketlemesi vesaire de çok güzel. Yani bir tatile giderken toz allık götürmektense, ki toz allıklar kırılabilir sonuç itibariyle çantada vesaire, bu şekilde krem allık çok yeterli, çok güzel. Hem kırılma olasılığı daha düşük. Biraz erime yapabilir, belki terleme yapabiliyor. Ama boyut olarak da çok güzel. Çok kibar bir boyutu var. At çantaya çık yani. Ben gene elimle alacağım. Fırçayla uygulayan var mı ya da fırçayla nasıl uygulanıyor çok bilmiyorum ama ben bildiğiniz böyle elimle doluyorum. Şöyle elime geliyor zaten hemen. Gene aynamı alacağım. Şuralara küçük aynalar yapsalar daha da pratik ürünler olabilirmiş bence. Bakın. Bence çok güzel. Hemen bunu pıt 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 yayacağım. Hatta fazla bile almışım yani. Şu an bu elimdeki ürün hem burnuma hem iki yanağıma yetecek kadar bir ürün. Görüyorsunuz. Bunu güzelce pıt pıt yayıyoruz. Süngerle de yayabilirsiniz. Süngerle de gayet rahat yayılıyor. Donma hemen donma yapmıyor. Yani hala yerinden hareket ettirebiliyorsunuz sürdükten sonra da. Elle almak da çok kolay. Elle yaymak da çok kolay. Dediğim gibi hemen donan bir ürün değil zaten. Parmağınızla hemen şipşak alıp 2 dakikada sürebilirsiniz. Ten makyajı yapmadığım zaman bile sadece bunu sürüp dışarı çıktım oldu. Kullandığım süre içinde, denediğim süre içinde. Çok güzel bir ürün. Bendeki 42 numarası. Ben biraz daha pembeli aldım aslında. Rengi zaten bayağı pembe. Her türlü renk tonu var. Şeftalisi var. Daha kahve tonlarına kaçık olanı var. Yani her şekilde çok güzelmiş gerçekten. 34,5'tu fiyatı da. Bence makul bir fiyat. Yaz içinde gayet güzel bir ürün diyebilirim. Bunu da hemen gene far paletinin yanına ekliyorum. Bunu da makyaj çantamıza tabii ki ekleyeceğiz. Şimdi allıktan sonra da highlighter deneyelim diyorum ben. Highlighter olarak da benim aldığım ürün şu Liked'ın jel highlighter'ı. Şöyle göstereyim. Bendeki numarası 932 Gold Mirror
rengi. Ben bunu da biraz şeyinden, jelatininden açtım ama denemedim arkadaşlar. Sadece eridim diye bakmak istedim. Çünkü jel kıvamlı mı, sıvı mı onu çok anlayamadım. Biraz erimişti. Dolapta beklettim. Aslında açılma üstünde jelatini var, koruyucu, ama o eridiği için yukarı yapışıyor. Şöyle bir ürün. Bunu aslında dolapta saklasanız daha iyi olur. Sıvılaşmaz. Jel haliyle elinizle alıp rahatça sürebilirsiniz. Ben şimdi bu içindeki üründen almayacağım da şuradan kapağına yapışan ürünlerden alacağım. Çünkü burada da yeterince ürün var. Ziyan olmasın. Tipi vesaire bence çok güzel, çok tatlı. Rengi de güzel gözüküyor. Gene çok fazla renk seçeneği yoktu açıkçası. Bunu da hemen parmağımın ucuyla alacağım. Jel bir ürün. Size şimdi bunun yapısını göstereceğim. Şu an biraz dolaptan çıktığı için jel formuna geri dönmüş ama çok dışarıda kaldığı zaman sıvı hale de dönebiliyor. Elime rahatça geldi zaten, rengini görüyorsunuz. Hemen pıt pıt pıt. Şöyle yayacağım. Bu da biraz sarı tonluymuş. Ben bunu da hemen pıt 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 elimle yayacağım. Bu da bir tık böyle dondu. Demek ki jel formlu highlighterlar çok yerinden oynatılmıyor arkadaşlar. Hemen yaymanız gerekiyor çünkü dondu yani. Ben bunu hemen hızlıca biraz böyle zorlanarak da olsa yayayım. Parlaklığını beraber inceleyelim daha sonra. Ben size bu tarafını şöyle güzelce göstereyim. Umarım görüyorsunuzdur. Güzel bir yansıması var. Bence rengi de kötü olmadı. O kadar çiğ bir sarı değilmiş. Ama koyduğunuz gibi yani az ürün almanız gerekiyor. Çok hani bir tane böyle dokundurup direkt alıp hemen onu yaymanız lazım. Yoksa bu da donan bir ürün. Ama genel olarak beğendim. Kötü bir ürün değil. Ben biraz fazlaca almışım. Yaymakta zorlandım. Ama şöyle deneyelim mi? Görüyor musunuz? Bakın. Az ürün alıp kolayca yayınca rengi de gayet güzel bir şekilde oturuyor. Bunun formülü az ürün alıp hemen dağıtmak arkadaşlar. Noktacık kadar alıyorsunuz, hemen dağıtıyorsunuz. Onun haricinde gayet güzel bir ürün bence. Ben hızlıca şu Golden Rose'un BİM Aktüel'den aldığım rimelini süreyim geleyim. Kaşlarımızı da Like'la bir dolduralım. Bunu da beraber incelemiş oluruz. Daha sonra yapısını çantamıza koyup tatil makyaj çantamızı da hazırlamış oluruz. Hızlıca bunların hepsini yapıp geliyorum. En son size şunu deneyeceğiz. Hemen BİM Aktüel'den kalan videomdan şu iki ürünü de kullandım. Gloss'u sürdüm. Rimeli de sürdüm. Geldim. Aslında şu an kaşlarım sabit ama gene de şunun fırçasıyla da tararız diye düşünerek hemen şu Lykit'ın incecik, ince kalemini şöyle kaş doldurma kalemini, kaş kalemini kullanacağım. Bunun ucu incecik olduğu için benim işimi aslında rahatlıkla görüyor. Çok dolmuş kaş görüntüsünü de sevmiyorum. Ama şu aralardaki boşlukları azar azar doldurmaya çalışıyorum. Şöyle kıl gibi atarak da çizebilirsiniz. Sadece ucu çok ince, çok az açıp kibarca bastırmadan yapmanız gerekiyor. Şu an zaten kaşlarım koyulaştı. O yüzden bu renk tonu tam uyuyor. Aralarını zaten dediğim gibi çok fazla doldurmayı da sevmiyorum. Arkasında şöyle küçük bir fırçası da var. Fırçası da gayet rahat kullanılabilir. Hemen burayı da tarıyorum. Bu kalem gayet başarılı bir kalem. Uygun da fiyatlı zaten Lykit'ın. Totalde makyaj çantamızın içine girecek. Hemen şunları atıyorum. Mesela asla yer kaplamayacak. Tam tatillik highlighter ve allık arkadaşlar bence bu ikili. Bu da gayet güzel bir yaz makyajı çıkarır. Tek başına beyazla pembeyi kullanıp gündüz makyajı yaratıp akşamda gecesinde makyaj çıkarmak istiyorsak gece makyajı da kahverengilerle daha da böyle koyultabiliriz bence. O yüzden çok güzel bir far paleti. Hemen bunu da atıyorum. Bakın asla da yer kaplamıyorlar. Hemen kaş kalemini atıyorum. Gloss'umu atıyorum.
Rimel olarak da ben uzatmayı sevdiğim için kirpiklerimi, bunun fırçasına da bayılıyorum. Hemen bunu yolluyorum. Şipşak bir kapatıcım. Kontür için ideal. Yani kontür yapmayı seviyorsanız minicik, zaten yer kaplamaz. Kaş sabitleyicim ve bir tane de rujum. Ben normalde artık yazın, yani video çekmeyeceksem ten makyajı yapmıyorum. Sadece gözaltı kapatıcımla gözümün altını kapatıyorum. Çok fazla kızarık bir bölgem varsa hemen pıt pıt onunla geçiyorum yani. O yüzden şu an fondöten ya da CC krem kullanmadığım için de almıyorum mesela makyaj şampuanı içine. Gördüğünüz üzere hazır. Gayet güzel ürünler denedik beraber. Umarım siz de bu makyajı da, ürünleri de beğenmişsinizdir. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.